Mehmet Ali Güller ABD'nin Asya NATO'su çabası. ABD bir süredir askerileştirdiği ve NATO zirvelerine davet ettiği iki müttefikini Japonya ve Güney Kore'yi merkezinde kendisinin olduğu üçlü bir ittifakta bir araya getirmeye çalışıyordu. Biden bu amaçla 18 Ağustos'ta Camp David'de Japonya ve Güney Kore liderlerini ağırladı. Peki toplantıda Asya NATO'su anlamına gelebilecek bir ittifak çıktı mı? İttifak değil ortaklık. Ortak bildiriye bakılırsa Camp David'den üçlü ittifak değil, üçlü ortaklık çıktı. Elbette üçlü ortaklık da önemsiz değil ama onca çabaya rağmen ittifak oluşturulamamasını da küresel güç mücadelesi bağlamında önemle not edelim. Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Japonya Başbakanı Kishida Fumio'nun anlaştığı üçlü ortaklık bildirisi ABD'nin temel hedefini de açıkça ortaya koyuyor. Zira bildiri Çin'i, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ve Rusya'ya hedef alıyor. Böyle olduğu için de üçlü ortaklık bölgeyi jeopolitik mücadele alanı haline getirmeye çalışan ve askerileştiren çaba olarak yorumlandı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, ortaklığı dışlayıcı gruplar oluşturmaya, bloklar arası cepheleşmeyi ve askeri blokları Asya-Pasifik'e taşımaya yönelik girişim diye yorumladı. ABD'nin üçgenleri, dörtgenleri, beşgenleri. ABD, Çin'i baş rakip ilan ettiğinden beri Asya-Pasifik'te bu ülkeye karşı çevreleme uygulamaya çalışıyor. Bunun için de üçgenler, dörtgenler, beşgenler inşa ederek bunları birbirine zincirlemeye çalışıyor. Birinci beş göz, bölgede zaten soğuk savaştan kalma bir organizasyondu. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın bu ortaklığı, esas olarak bir istihbarat ortaklığıdır. 2. QUAD, ABD'nin Hindistan, Japonya ve Avustralya ile 2007'de oluşturduğu dörtlü ortaklık, stratejik güvenlik diyalogu, ne'den öteye pek geçemedi. 3. AUKUS, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın bu ortaklığı, yapısı nedeniyle ABD açısından en ileri organizasyon. Zira üçlü birliktelik, bir nevi, pakt, özelliğinde. Temel hedefi Avustralya'yı Çin'e karşı nükleer üst haline getirmek. 4. ve yukarıda aktardığımız ABD, Japonya, G, Kore üçlü ortaklığı. Genel tablo. ABD Hindistan'dan başlayarak Japonya'ya kadar uzanan geniş bir yay ile Çin'i kuşatmak istiyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi Hindistan'a bunu kabul ettirebilmiş değil. ABD o nedenle şimdi Avustralya'dan Japonya, Güney Kore'ye uzanan bir askeri cephe inşa etmeye çalışıyor. Bunun için de hem AUKUS'u Yeni Zelanda ile genişletmek hem Japonya ile Güney Kore'yi müttefik yapmak hem de bu iki küme arasındaki bağlantı için Pasifik Adalarında üs inşa edebileceği ortaklıklar kurmak istiyor. Billinken Austin ikilisinin son Pasifik Adaları ziyareti ve burada Papua Yeni Gine ile yaptıkları anlaşma bunun içindi. Evet, bardağın dolu tarafında bunlar var ama boş tarafında da ABD stratejisine eklemlenmeyi kabul etmeyen Hindistan, ABD'nin Japonya ve Güney Kore ile üçlü ittifak kuramayıp üçlü ortaklığa razı olması, Yeni Zelanda'nın Akusus'a daveti kabul etmemesi, Pasifik adalarının çoğunluğunun bölgenin jeopolitik güç alanına dönüştürülmesine karşı çıkması var. Özetle ABD, kurallarını kendisinin yazdığı sömürü düzenini devam ettirebilmek için Asya Pasifik'te hamleler yapıyor ama zayıflayan hegemonyası nedeniyle istediği sonuçları elde edemiyor. Dolayısıyla genel tabloda bir değişiklik yok, çok kutuplu yeni bir dünya inşası sürüyor.